bu oluşumlar tek amacı ülkede yaşayan, hiçbir şeyden farkına varmayan toplumlara bir ölçüde aydınlatmak ve küçücük bir nokta açmak amacıyla yapılır. Bu yaşıma kadar bu ülkede merkez sağ denen iktidarlar altında yaşadık. Ama dikkat ederseniz bu AKP merkez sağ falan değil. Çok daha üstünde, anti-Atatürkçü ve ülkeye şeriatı resmen getirmek isteyen bir anlayış. Bizler diyoruz ki, ey Türk vatandaşları, lütfen oyunuzu verirken bunu bir an düşünün. Şayet içinizde varsa bir oy yakınlaşma, evet yine AKP'ye oyunuzu verin. Ama sakın aldanmayın, bunlar merkez sağ falan değil demek istiyorum. Yani daha kötü günlerimiz oldu ülke olarak. Anlatabiliyor muyum? Şu siyasi dönemlerin vallahi çıktığı, tarihe dindiği, bambaşka bir takım rüzgarların istediği bir dönemde niye böyle bir açıklama yapıyorsunuz? Evet, şimdi şöyle denebilir belki. Toplumsal oluşumların bazen insanların kararlarından da bağımsız yönelişleri vardır. Böyle bir hassasiyet demek ki gerçekten çok çeşitli çevrelerden, sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da sadece sanatçı değil, aydınlar var, ne bileyim. Ve herkese açık bir şeydir bu, bildiridir. Böyle hissettik. Demek ki belki ileriye doğru gidişte böyle bir süreç bizi buna yöneltti. Böyle denebilir. Bugün yalnızca birden CHP milletvekilleri de bize destek vermeye geldi. Yoksa biz Türkiye'nin bu karanlık fotoğrafında sesimizi yükseltmek için varız, var olmaya da devam edeceğiz. Bu cumhuriyet bizim ve bu cumhuriyet sayesinde sanatımızı icra ediyoruz bu ülkede. Bu karanlık fotoğrafın her zaman karşısında olacağız. Mustafa Kemal, kadınlara seçim hakkını zararlı. Çok büyük bir olaydı. İsviçre'de daha büyük bir batı ülkelerine çok daha sonra oldu bu olay. Gerçekten çok büyük bir olay. Bugün bu tarihe geldiğimizde hala yani 79 yıl boyunca meclise başörtü olarak kadınların girmemesini niçin istiyorsunuz? Yani neden başörtüsünün meclise karşısında? Yani neden bu anayasal bir suç olarak değerlendiriliyor? Ben öncelikle şu sözlerden başlamak istiyorum. 2005 yılında Bülent Arınç'ın bir sözü var. Diyor ki Bülent Arınç, kamu alanlarında, devlet dairelerinde türbanla da olamayacağı gibi haçlı bir kolyeyle de giremez insanlar ya da bir Musevi takkesiyle de giremez ya da rahip kıyafetiyle de giremez. Çünkü bu kamu olanlarının tarafsızlığına ve diğer insanların üzerinde manevi bir baskı yaratabileceğine işaret eder diyor. Öbür taraf şimdi Avrupa'daki insanların ve Avrupa'daki çağdaş dünyanın yaklaşım biçimi bu iken bu türden dini simgelerin tüm dünyadaki dini simgelerin bu şekilde tarafsızlığa engel olabileceği ve insanların üzerinde baskı unsuru olabileceği belirtilmişken, şimdi burada bunun baskı unsuru olmadığı şeklinde bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani biz eğer Avrupa'nın, çağdaş dünyanın bir üyesiysek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kararlarını uygulamak durumundaysak, bu çerçevede bu kararların uygulanması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da o çerçevedir, onların uygulanması gerekiyor. Bizim yaklaşım biçimimiz aynen bu hukuki çerçevede çağdaş dünyanın, uygar dünyanın kuralları çerçevesinde bu meseleye yaklaşılması gerektiği yönündedir. Kadın milletvekili Satı Hanım mıydı? Satı Hanım. Türbanla mı girdi meclise? Ki 1934'ten bahsediyoruz. İkinci soru, Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı böyle bir şeye izin verebilir miydi? Vicdanen buna cevabımızı bekliyorum. Çok afaki yaşasaydı, yaşamasaydı bir şey değil. Afaki diye bir şey yok şimdi. Afaki sözü afaki bir sözdür yani bana göre. Peki yani ben sorumlu. Mustafa Kemal devrimci olsun diye değil ama şu meselenin ilgili sanatçıların, aydınların, gösterilerin, milletvekillerinin bir araya geldiği yerde bile işi getirip türban meselesine sıkıştırmanın AKP yandaşlarının bir parçası olduğunu açık biçimiyle ortaya koymak istedim. Bizi bu ülkenin sanatçılarını, aydınlarını, yurtseverlerini, devrimcilerini bu gericilik makasına sıkıştırma şansımız artık yok. Açıklama metninizde var. Şimdi özür dilerim ama ola ola orada 20 tane ya da 50 tane tanımlama var. Siz yalnızca başörtüsü ve türban meselesini gündemiz. Cımbızlıyorsunuz. Bu bir makas. Evet. Bu makasa girmeyiz. Net söylüyorum. Türban, bu ülkedeki gericiliğin hem de dinci gericiliğin şeriatın simgesidir ve şiddetle reddettiğimi ilan etmek istiyorum. Çok bir açıklaması olmuştu. Başörtüsü yıllar önce çözülmeliydi diye ve ardından
Ramazan'da, yine Ramazan'da bir iftar yemeğinde dini liderlerle bir araya gelmişti. Sayın Kılıçdaroğlu, bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz bir parti mensubu olarak? Öncelikle sorun başörtüsü sorunu değil. Bizim için sorun türban sorunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada bulunan Haziran'ın da başörtüsüyle hiç sorunu olmadı. Pek çoğumuz için geçerlidir muhtemelen. Türban nedir, başörtüsü nedir? Söyleyeceğim şimdi. Söyleyeceğim şimdi. Pek çoğumuzun aileleri başörtülü. Hiç bize yabancı bir dünya değil. Türban bizce bir siyasi simge. Türban dini inancı istismar ederek kullanılan bir siyasi simge. Bu ikisi arasındaki ayrımın çok net yapılması gerekir. Sen Kılıçdaroğlu yapamadın mı? Meclise başörtülü vekiller girdi. Sizce onlarınki başörtüsü müydü? Türban mıydı? Siz çok hızlı gidiyorsunuz. Gazeteci gibi değil, tartışmacı gibi soruyorsunuz. Ben fikrimizi açıklıyorum size. Başörtüsü ve türban arasındaki farklılık çok açık. Bu platforma duyulan ihtiyaç da belki nedenlerden birisi bu. Başörtüsüyle türban arasındaki farkı neden anlatamadık? Bu kadar çok başörtüsü demekte ısrar edenler neden zafere bu kadar hızlı koştu acaba? Bu meselelerin üzerine düşünme ihtiyacımız var.